Evet arkadaşlar, YouTube Müzik On Air kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden ilginç storylerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Tabii sizin izlediğiniz saat kaç bilmiyorum ama şu anda saat 7. 2-3 tane ben çekim bekledim. Ama yorgun değilim. Bu arada Kaan Sekman'la tanıştım ve Kaan Sekman'ı programıma konuk etmek için ısrar ettim ve kabul etti. Bir alkış alayım. Teşekkürler. Kaan Sekman'ın da storylerini tabii ki de paylaşacağım artık yani. Boynumun borcu. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dedikten sonra hemen başlıyorum. İlk videom Rayman'den gelecek. Rayman, biliyorsunuz arkadaşlar, artık sosyal medyada aldı başını gidiyor. Ve Rayman de çok başarılı. Ve Rayman başarısının sırrını açıklıyor sizlere. Çok özel bir konuşma. Ben hemen kaydettim. Çünkü sosyal medyada bir şeyler başarmak isteyenler mutlaka Rayman'i izlemeli ve dinlemeliler. Ders niteliğinde açıklamaları var. Hep beraber izliyoruz. Eğer bunu iş olarak yapmadığınızı varsayacak olursak, hali hazırda zaten çok vaktimizi alıyorken, iş olarak yaptığınız zaman çok çok daha fazla vaktinizi alıyor. Çünkü çok fazla şeye hakim olmak zorundasınız. Hikaye atmadığım zamanlar bile sürekli sosyal medyadayım, yani sürekli bakınıyorum. Alıyor, evet. Yani düzgün... Yani ilk soru gelmiş, çok zamanını alıyor mu? Tabii ki de alıyordur. Biz bile hani Instagram'da aktif olmak için, YouTube'da biz bile elimizden telefonu düşürmüyoruz. Yemin ediyorum, ekranın önü olmasam, biraz önce konuştuk arkadaşlarla. Yani internetsiz telefon alacağım ben de ama herhalde namümkün. Ya bu mesleği yapacağız ya bu diyardan gideceğiz. O da çok yoğun olduğunu söylüyor. Ve düzgün içerik tutuyor. Bunu biliyoruz ama illaki patlamak için birilerinin elinden tutması gerekir mi diye biri sormuş. Ne cevap vermiş izleyelim. Düzgün içerik kesinlikle tutuyor. Hiçbir şekilde takipçiye ya da bir desteğe ihtiyacınız yok. Çünkü ben ve benim gibi sosyal medyada çok fazla vakit geçiren çok fazla insan var. Ve illaki bir şekilde birilerinin önüne düşüyorsunuz. İlla birinin desteğine ihtiyacınız yok. Bana kalırsa. Bana kalırsa. Yani bazen tabii destekli ilerleyenler var. Bak ben desteksiz tek başıma. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir story hikayelerim ve ben. Eğer izleyici sayım yükselirse eve gireceğim taksitle. Yani ona göre para kazanmam gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden de izleyin lütfen. Yani elimden geleni yapıyorum sizler için. Evet, devam ediyoruz. İlk Instagram açtığımda 40 takipçim falan vardı benim. İşte dershaneden arkadaşlarım, okuldan arkadaşlarım falan takip ediyordu. Fotoğraf attığımda 6-7 like falan alıyordum. Bu arada aynı hesap. Yani bu hesabı hiç kapatmadım. Yani yaklaşık bir 8 yıllık hesap bu Instagram hesabı. Öyle. Aslında buraya kadar gelmeden... Çok güzel sorular sormuşsunuz. Yemin ediyorum Rayman'ı yanıma alsam bu soruları sorardım zaten. Hani bu yola nasıl başladın? Kaç takipçin vardı? Aslında birçok Instagram veya sosyal medyada başarılı olmuş, Kaan Sekman da buna dahil, İnsanlara baktığımızda, dinlediğimizde hep şunu diyorlar. Bizi ilkinde ailemiz, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız izliyordu. Yani bir müddette böyle oldu. Bazen sırası geldi, biz de umutsuzluğa düştük. Ama bir baktık sonra yavaş yavaş izlenme sayımız arttı. Tabii bu izlenmek için... Hani bir eğitimi olmadan veya bir hayali olmadan veya bir yeteneği olmadan izlenmek için elinden geleni yapanlar var. Onları kastetmiyorum. Yani yeteneği olup da izlenmesini arttıran insanlar var. Bunlar başarılı insanlar diyebiliriz. Devam ediyoruz. Bir soru daha gelmiş. Buralara kadar gelip bu kitleyi nasıl sağlayabiliriz diye bir soru gelmiş. Yani sosyal medyada başarılı olmak isteyen, müzik, oyunculuk veya başka alanlarda başarılı olmak isteyen arkadaşlardan soru gelmiş. Rayman cevaplıyor. Buyurun. Önce bir patlama yaratman gerekiyor. O patlamadan sonra gelen kitleyi çok iyi bir şekilde muhafaza edebiliyor olman gerekiyor. Ve yarın öbür gün kaybolmamak için insanlara kendini merak ettirmen ve her geçen gün muhafaza etmeye çalıştığın kitlenin üzerine koyarak devam edebiliyor olman gerekiyor. Zor. Sosyal medyaya yeni başladığın zamanlar... Yani gerçekten zor. Yani anlattığımı duyuyorsunuz. Katlanarak devam ettirmen gerekiyor. O kitleyi muhafaza etmen gerekiyor. Bir yandan o muhafaza ettiğin kitlenin üzerine de yeni insanlar seni izliyor olması gerekiyor. Zor bir şey. Yani dışarıdan baktığımızda bu ne yapıyor filan dediğimiz kişiler oluyor ya, işte onlara baktığınızda kaç milyon izleniyor ama onlar da emek veriyor. Ya sadece kostümlerle, değil mi Tuğba? Şey değil mi? Sadece hani kostüm tanıtıyor, ediyor, bir bakıyorsun milyon takipçisi var ama o bile iş. Yani onları giymek, ayarlamak, fotoğraflarını çekmek, her gün koymak, takip etmek, yorumları takip et falan fıstık. Sen niye oradan çekin hiç durmadan? Birazcık çek yeterli, hiç duraksız çekiyor. Evet, devam ediyoruz. Onlar da ben iki defa bıraktım. Annem beni tekrardan geri döndürdü. Oğlum çek dedi, ne olacak, keyif alıyorsan yap dedi. Ya bu işi yapmak için çok sağlam bir psikolojiye sahip olmanız gerekiyor. Çünkü sahip olduğunuz değerlerle örtüşmüyor burası. Yani bir bakıyorsunuz ananıza bacınıza sallamışlar. Hayırdır?
çok önemli bir şey daha söylemiş. Sahip olduğunuz değerlerle örtüşmüyor. Çok önemli bir şey söyledi. Gerçekten de öyle. Eğer sosyal medya, daha doğrusu eskiden şöyleydi. Kamera önüne, kendini sahne önüne atıyorsan birçok eleştiriye açık olacaksın. Ama maalesef günümüzde artık sosyal medyada başarılı olacaksan gelecek tüm eleştiri demiyorum, hakaretlere göğüs germen gerekiyor. Çünkü klavye delikanlıları çok, biliyorsunuz. Bizim de başımıza geliyor. Devam edelim. Şimdi soru şu. Çok kitleye hitap etmek için nasıl bir özgüven veya yetiye sahip olmak gerekir? Çok önemli bir örnek daha vermiş. Bir alimin sözü var. Bir bilir kişinin diyor ki, eğer diyor kendinizden diyor emin değilseniz diyor büyük kitlelere hitap etmeyin diyor. Onların da aklını kurcalamayın diyor. Yani yaptığımız işin aslında çok büyük bir sorumluluğu var. Kelimelerin çok büyük bir ağırlığı var. Ya nasıl bir yetiye sahip olmak gerekir? Birazcık kendinden emin ol. Birazcık kendinden emin ol. Çok güzel bir söz söylemiş. Neden az story atıyorsun diyor, ama bence çok story atıyor. Ben devamlı storylerini paylaşıyorum veya ben yakalıyorum, bilmiyorum, ama ona da cevap vermiş. İzleyelim. Arka falan muhabbetleri var. Sosyal medya çok zamanımı alıyor. Çok dahil olmak istemiyorum. Yani hiçbir zafere çiçekli yollarla gelinmemiştir. Biraz böyle çabalıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, deniyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak. Ben ya. Evet, bitti. Buraya bir alkış Reymen'e alabiliriz dedik ve Reymen'e teşekkür ediyoruz. Yani Reymen'i ben alıp da programa davet etseydim herhalde bu soruları sorardım. Çok da güzel yanıtlamış. Takipçiler de çok güzel sorular sormuşlar. Ve ardından bir anda Gülben Ergen'e geçiyorum. Çünkü Gülben Ergen'in storylerine, ben Gülben Ergen'i de takip eder ve şarkılarına da bayılırım. Gerçekten nasıl diyeyim, özel şarkılar seçiyor. Zaten yıllardır da mutlaka herkesin dilinde bir Gülben Ergen şarkısı vardır diyorum. Evet, yoga yapıyor. Kendini tavandan aşağı asmış. Buyurun izleyelim. Bu müzik bile yetiyor zaten. Ben bile kendimden geçtim. Evet arkadaşlar, buyurun izleyelim. Tepesi taklak. Gördüğünüz gibi. Evet, bitti. Alper hayranları da bizi izliyorlar. Alper Erözer bizim konuğumuz. İlerleyen günlerde Alper'le birlikte çok güzel bir çekim yaptık. Çok güzel bir sohbet ettik. Onu yayınlayacağız. Ama Alper'in de storylerini takip ediyorum. Çünkü müthiş bir hayran kitlesi var ve geleceğin önemli sanatçılarından, şarkıcılarından biri. Zaten günümüzün de Türkiye'nin Justin Bieber'ı diyorlar kendisine. Bakalım neler paylaşmış. Evet, bu tarz paylaşımları çok. Yine çalışmalar yapıyor. Kendisi, klip çekimleri başladı. Hatta şarkıları bitmiş bile arkadaşlar. Yine arabasından inerken. Evet, ve Cadılar Bayramı'ndan bir paylaşım yapmış. Kaan Sekman'la ilgili de hemen şunu paylaşmak istiyorum. Hala aranızda Kaan Sekman'ı tanımayanlar varsa lütfen kendisini takip edin. Çünkü çok entelektüel, aynı zamanda müthiş komedyen, aynı zamanda müzikallerde oynuyor. Kendisini ağırlamaktan onur duyacağım. Ben tabii daha eski, 1-1,5 yıl öncesinden kendisiyle devamlı takip ediyordum ve mesajlaşıyordum Instagram üzerinden. Her zaman destekçisi ve izleyicisiyim. Kaan Sekman da sanırım gösterilerinden biri, yine kalabalık. Gösterisi biter bitmez kitaplarını imzalıyor ve kitap sırası var. Müthiş bir izleyici kitlesi var. Yani gerçekten bilet almak istiyorsanız 6 ay öncesinden bilet almanız gerekiyor. Konuk olduğu programlardan görüntüler var. Yazılarından kendisini takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ve hızlı bir şekilde geçiyorum. Hayranlarından mesajlar ve son olarak Kaan Sekman saçmalar. Ve 19 Kasım'da bir programı var. Programa bakıp siz de eğer bilette yer kaldıysa alabilirsiniz. Evet, bugünlük evet, bugünlük Storycolic videomuzun sonuna geldik. Tekrar sizinle görüşmek üzere. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve hoşça kalın.